Dostlar, normalde bugün farklı bir video gelecekti. Fakat benim artık sabrım taştı. Bazı konular hakkında size bilgi vermem gerekiyor. Sizden isteğim bu videoyu sonuna kadar izlemeniz. Her dakikasında, her saniyesinde çok önemli şeyler söyleyeceğim size. Ve bu mevzu hakkında kim bana ne derse desin bir daha bu konu hakkında video gelmeyecek. Bu videoda zaten kimin ne olduğunu anlayacaksınız. Gelin o zaman size derdimi anlatayım. Neden sabrımın taştığını söyleyeyim. Dostum, eğer videolarımı seviyorsan ve bana herhangi bir şekilde destek olmak istiyorsan abone olabilirsin. Eğer zaten aboneysen de videoya bir beğeni atabilir ve yorum bırakabilirsin. Beğenileriniz ve yorumlarınız sayesinde videolarımız daha çok insana ulaşıyor. Şimdiden teşekkürler, seviliyorsun dostum. Evet dostlarım, bugün sizlerle birçoğunuzun bildiği creepypastalar hakkında, ve neredeyse hepinizin bildiği bir site olan Minecraft Creepypasta forumu hakkında konuşmak istiyorum. Bu siteyi elbette ki birçoğunuz biliyorsunuzdur. Fakat bilmeyenleriniz varsa aranızda bu site Bobby1545 ve neredeyse diğer bütün efsanelerin çıkış noktası olan ve onların ilk hikayelerinin yazılmış olduğu bir site. Yani anlayacağınız bir bakıma efsanelerin doğuş yeri, doğuş sitesi diyebiliriz. Çıktıkları site yani. Neredeyse hepsinin. Ancak bu site ile ilgili sizin de son zamanlarda fark ettiğiniz ve yorumlarda yazdığınız önemli bir problem var. Eskiden bu siteye pek çok kişi kendi creepypastasını yazardı, başlarına gelen garip olayları anlatırlardı, hatta Error 422 gibi sürümleri burada paylaşırlardı. Fakat belki de sizin de fark etmiş olabileceğiniz üzere son zamanlarda bu site benim tabirimle neredeyse tamamen istila edilmiş durumda. Örnek vermem gerekirse, neredeyse her gün yeni bir 1545 efsanesinin bu sitede yayınlandığını siz de fark etmişsinizdir. Elbette ki bunların bazılarının videosunu ben de çektim. Fakat merak ettiğiniz efsanelerin videolarını çekip sizlere tanıtmak bu kanalın bir nevi amacı. Yani birisi geliyor, çok fazla kişi yorumlarda aynı efsaneyi birkaç defa böyle söyleyince yani mecburen bazı şeyleri çekmek zorunda kalıyorum. Yani elbette ki sizin merakınızı aynı zamanda kendi merakımı da gidermek için bu efsane nasıl bir şeymiş, bu yazı nasıl bir şeymiş diye. Bu konu böyle. Ancak bu noktadan sonra ben de gerçek creepypasta formatında olmayan ve kötü yazılmış olan efsanelerin videolarını yapmamaya karar verdim. Zaten birazdan örneklerini de vereceğim bunları. Fakat asıl sorun aslında çok daha belli bir kişiyle alakalı. Bu kişi creepypasta forumunda bir nevi üst düzey bir yetkili konumuna sahip. Ancak ben bu kişinin sitedeki yetkisini doğru kullandığına asla ve asla inanmıyorum. Bu kişi aynı zamanda bir creepypasta yazarı ve forumdaki creepypasta yazarları arasında neredeyse en çok bilinenlerden biri, hatta son zamanlarda en çok bilinen kişi diyebiliriz. Fakat bunun sebebi yazılarının çok iyi olmasından ziyade neredeyse sitedeki güncel bütün efsaneleri, bakın bütün efsaneleri neredeyse güncel olan bu arkadaşın yazıp editliyor olması. Yani anlayacağınız istiladan kastım bu kişinin kendi creepypastalarını yazıp onları çok sık bir şekilde paylaşıp bu siteyi neredeyse kendi şahsi sitesi gibi kullanmasıdır. Yani hepimizin çok sevdiği dostlar maalesef creepypasta forumu bence bana kalırsa bu kişinin istilası altında ve bu durumu size birazdan dediğim gibi zaten ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım. Lütfen sonuna kadar izleyin videoyu gerçekten. Yani sizden yani tek isteğim bu. Bu konuyu bir noktaya kadar sineye çektim. Fakat artık bu kişinin size gerçekte kim olduğunu ve aslında nasıl iki yüzlü birisi olduğunu artık anlatacağım. Bu kişi belki bir kısmınızın da bildiği pek çok efsane yazan Abbaszade HN41. Hepiniz zaten bunu görmüşsünüzdür bir yerde. Creepypasta forumuna girip tıklayan herkes bu ismi görmüştür. Alakası olan olmayan. Zaten istiladan kastım da bu. Birazdan anlayacaksınız. Bu kişiyi Nihish, Doktor Genesis, Draten ve 59. Ölüm Ekibi gibi creepypastalardan böyle efsanelerden hatırlarsınız. Yazılardan creepypastadaki. Keşke sadece bu kadar olsaydı. Fakat bu kişi son zamanlarda yazılan neredeyse her creepypastanın yazarı diyebileceğimiz birisi.
açıkçası normalde fazla creepypasta yazması hakkında elbette ki herhangi bir sorunum yoktu. Ancak bu kişiyi merak edip profilini iyice araştırdığımda aslında bu kişinin oldukça ikiyüzlü ve oldukça yeteneksiz birisi olduğunu fark ettim. İlk olarak size bu kişinin nasıl birisi olduğundan bahsetmek istiyorum. Abbaszade HN 41, Boralo'dan açıkça nefret eden birisi. Bu yüzden de profilini incelediğimde Boralo hakkında oldukça çirkin ve saygısızca mesajlarının olduğunu gördüm. Her ne kadar birisini sevmeseniz bile bu kişiye aptal Türk kurgulu demek bence oldukça saygısızca. Bunu kesinlikle ben demiyorum. Bazılarınız bakın yanlış anlıyor olabilir. Bu cümleyi Abbaszade kendisi kullanıyor. Aptal Türk kurgulu diye kime dediğini zaten anlamışsınızdır. Boralo'ya diyor böyle. Ve bu arkadaş sadece Boralo'ya değil onun izleyicilerine de oldukça gereksiz bir şekilde saldıran ve saygısızca davranan birisidir. Bunu da büyük ihtimalle şimdi buralarda bir yerde ekrana koyacağım ekran görüntüsünden görebilirsiniz. Burada şey diyor zaten. Tam olarak kontrol etmem gerekiyor. Ne diyor? Bir saniye. Kurgulo ve 6 yaşındaki fanları diye bir post atmış mesela burada. Buradan da görebilirsiniz zaten. Yani sadece Boralo'dan nefret etmiyor. Aynı şekilde Boralo'nun fanlarından da nefret ediyor. İzleyicilerinden de nefret ediyor. Yani bir kişiden nefret etmiş olabilirsin. Hadi ona da saygısızca böyle hakaret ettin. Yani YouTube izleyicisine, genel YouTube kitlesine ve bu kanalın izleyicisine, bu kanalın izleyicilerine bu kadar hakaret edecek. Bu insanlar sana ne yaptı gerçekten? Hani buraları geçiyorum hadi. Bir şey demeyeceğim. Ancak bundan başka oldukça büyük bir sorun daha var. Şimdi anlatacağım şeyleri siz de dinledikten sonra bence bana bu kişinin tam bir ikiyüzlü olduğu konusunda hak vereceksiniz. Bu kişi ne kadar Boralo'dan ve onun izleyicilerinden nefret etse de bana kalırsa onun bu başarısını kıskanmış olacak ki yani Boralo'nun bu başarısını kıskanmış olacak ki işte YouTube'daki kendi menfaati için normalde yapmayacağı ikiyüzlü hareketlere girişmiş durumda. Bu Abbaszade 41'den bahsediyorum. Gerçekten dostlar bıktım yani. Özellikle son zamanlarda sizin de fark ettiğiniz üzere kendi yazdığı 59. Ölüm Ekibi ve Klan 41 gibi creepypastaları olabildiğince çok insanla böyle tanıtmaya çalışıyor. Yani her yere bakıyorsunuz creepypasta sayfasına girdiğiniz anda ve böyle hani son yazılan şeylere tıkladığınız zaman orada öyle bir sekme var. 59. Ölüm Ekibi, Letal, ne bileyim Doktor Genesis, bilmem ne böyle yüzlerce böyle dostlar entry görüyorsunuz ve gerçekten bu bir istila değil de ne yani gerçekten. Yani işin garip tarafını birazdan gireceğim. Böyle derinlemesine girecekse siz de bu kişiden benim kadar herhalde yani tiksineceksiniz diye düşünüyorum yani. Çünkü benim işim bildiğiniz üzere bu efsaneleri araştırıp size aktarmak. Fakat yani bu kişi yüzünden belki de nasıl diyeyim size çok güzel bir başına gelen bir olay olan böyle çok ürkütücü, gizemli veya çok güzel bir şey hadi kurgulamış olan yani. Gerçekten aranızdan bazılarınız biliyorum. Gaza gelip ne bileyim yeni bir şeyler üretmeye çalışıyorsunuz. Mesela aklınıza bir efsane geliyor. Diyorsunuz ki ha bu güzel bir şey olabilir, karakter olabilir. Ben bunu creepypasta forumuna yazayım. Bu gibi kişiler özellikle bu kişi yüzünden bu creepypastalar geride kalıyor. Ve sizin yazacağınız bu efsaneler geriye düşerek benim önüme çıkmıyor. Belki de ben herhangi birinizin yaptığı bir tane efsaneyi çok merak edeceğim, beğeneceğim. Ve bunun videosunu yapacağım. Ama bu gibi kişiler yüzünden bunlar geride kalıyor dostlar. Bu kişi tamamen bu sayfayı istila etmiş durumda. Bu işin ciddiyetini size söylüyorum. Bakın. Dediğim gibi 59. ölüm ve 41 creepypastalarını oldukça fazla insana tanıtmaya çalışıyor ve bunu gözünüze sokarak yapıyor artık yani. Her yerde bunları görüyorsunuz. Ancak bu efsaneler böyle nihiş gibi efsaneler bildiğiniz üzere Codman sunucusunda geçiyor. Yani sizin de tahmin edebileceğiniz üzere Boralo'ya ait olan Codman sunucusu içeriğinden bahsediyorum. Bu kişi her ne kadar Boralo'dan nefret etse bile kendi ününü arttırmak için onun bu içeriğini, karakterlerini aslında kendi yazılarında oldukça fazla bir şekilde kullanıyor. Yani diyor ki ben Boralo'dan nefret ediyorum, hiç sevmiyorum. Ama diyor aynı karakterleri, aynı içeriği, mesela Codman sunucusu içeriği yani videoları ve yani Codman sunucusu Boralo'ya ait, tamam mı? Codman sunucusunda geçen bu olaylar ona ait ve onun aslında kalemini aldığı bir şey. Hani ilk başta Codman sunucusu bir creepypasta'dan ibaretti. Fakat içerik ve video haline dönüştürülmüş şekli Boralo'da var. Yani
Neden bu kadar nefret ediyorsun? Niye ikiyüzlü bir şekilde bunları bu içeriye dahil ediyorsun? Yani gerçekten dostlar çok yani rahatsız edici bir durum bence bu. Örneğin size bunlardan sadece küçücük bir örnek vereceğim. Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Daha iyi bir şekilde. Hatırladığınız üzere bundan yaklaşık bir ay önce Boralo bir videosunda Willy 1545 adlı bir efsaneden çok kısa bir sohbet arasında bahsediyor. Herhalde Bobby ile vesaire konuşuyor. Tam olarak hatırlamıyorum kimle konuştuğunu. Earl de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Bundan bir ay önce videolarından birinde çoğunuz hatırlıyorsunuzdur. Boralo izleyicileri size diyorum. Willy 1545 adlı bir efsaneden Boralo çok kısa bir bahsediyor. İsmi geçiyor. Bu videonun yayınlanmasından tam bir gün sonra Abbaszade Willy 1545 adlı bir creepypasta yazarak bu sitede yayınlıyor. Şimdi benim gibi düşünmüş olacak ki bir kişi bu konuyu Abbaszade'ye yorumlarda soruyor. Yani şöyle diyor. Yani şimdi bir şey demek istemiyorum diyor Abbaszade'ye, fakat diyor Boralo videolarında Willy'den bahsettikten sonra sen niye hemen sonra diyor Willy 1545 adlı bir efsaneye yayınlıyorsun diyor. Hani kötü bir şey söylemek istemiyorum ama niye böyle bir şey yaptın diyor. Abbaszade'nin cevabı ise gerçekten bence komik. Çünkü şöyle diyor. Boralo'dan hiçbir şekilde esinlenmediği ve bu ismin sadece bir isim olduğunu savunuyor. Yani dostlar Boralo Willy 1545'ten bahsettikten tam bir gün sonra Abbaszade Willy 1545 adlı bir efsane yazıyor. Ve savunması da şu. Hani bu sadece rastgele bir isim. Herhangi başka bir isim olabilirdi. Ben bunu koydum diyor. Yani bunu yiyen var mı gerçekten aranızda dostlar? Yani siz bunu gerçekten inandırıcı buluyor musunuz? Şahsen ben asla bulmuyorum. Bunların yanında bu kişi Boralo'ya ait olan Codman sunucusu içeriğini ele geçirmek istiyor olacak ki bütün efsanelerin Codman sunucusunda olduğunu creepypasta yazılarında defalarca söylüyor. Yani dostlar diyor ki Nihish işte çok güçlü, şu güçleri var vesaire ve Codman sunucusunda. Allah Allah diyorsun yani 59. ölüm ekibi işte Doktor Genesis var, Lethal 01 var, Nihish var falan ve diyor Codman sunucusunda. Ve Codman sunucusu da zaten fotoğraflarda görüldüğü üzere, Abbaszade'nin kendi koyduğu fotoğraflarda gördüğü üzere Boralo'nun Codman sunucusu yani. Anladınız mı demek istediğim şeyi? Ayrıca şöyle bir durum da var. Kesin kanıtım olmasa da şüphelendiğim bir konu daha var. Fakat dediğim gibi bu sadece bir şüphe. Umarım böyle değildir. Eğer böyleyse gerçekten bu site yani mahvolmuş bir durumda dostlar, öyle söyleyeyim size. Bu kişinin forumda yüksek bir seviye yetkisi olduğunu biliyoruz. Yani Abbaszade hem bir yazar hem de oldukça yüksek bir seviye bir moderatör gibi düşünebilirsiniz Abbaszade. Yüksek bir yetkisi var bu sitede. Bu yetki dahilinde bu kişi eğer isterse başkalarının yazdığı creepypastaların yazılarını değiştirerek ve hatta ele geçirerek kendi yazmış gibi gösterebilir. Çünkü öyle bir editleme yetkisi var gerçekten de. Çünkü başka creepypastalara fotoğraflar yüklediğini görebiliyoruz bu kişinin. Fakat dediğim gibi bu şimdilik benim şahsi bir şüphem. Yani herhangi bir kanıtım yok bu konuda. Umarım böyle değildir gerçekten yani. Bu da olursa yani bu site bayağı bir kötü bir durumda yani. Ayrıca bunların hiçbirisi olmasa bile bu kişi oldukça yeteneksiz biri olacak ki neredeyse her yazdığı creepypasta Codman sunucusunun en güçlü creepypastası. Yani dostlar bir tane creepypasta yazıyor, diyor ki bu diyor en acımasızı, bu diyor en güçlüsü Codman sunucusundaki. Yani gerçekten o kadar yaratıcılıktan yoksunsun, o kadar yeteneksizsin ki yani yazdığın karakterlerin hiçbir özelliği yok. Diğer efsanelerin özelliklerinden alınmış özellikleri var, güçleri. Hikayelerinde hiçbir özgün bir taraf yok bence. Yaratıcı bir taraf yok. Yani tek yazdığı şey şöyle yazıyor dostlar. Yazılarını size bir örnek vereyim mi? Nihish geldi. Codman'la konuştu. Codman ona abi dedi. Codman ona bir evren verdi. Bu bir örnek. Sonrasında gidiyor diyor mesela. İşte bir tane başka bir efsane var. Diyor ki işte Codman'ın eskiden ekibindeydi. Ama Codman'dan daha güçlü. Sonra böyle böyle oldu. Yani yazdığı bütün karakterler gerçekten de hani o kadar güçlü oluyor ki. Anladınız mı? Yeteneksiz, hayal gücü olmayan iki yüzlü bir insan gerçekten yani. Yani o kadar bıktım ki bu kişinin yazılarını görmekten. Yani bıktım gerçekten dostlar, ne dersem az yani. Yani bu kişi, son olarak bitiriyorum, ne efsane yazarı ne de herhangi birisi. Bu kişi sadece aksini iddia etse bile prim kazan ve aksini savunduğu şeyleri kendi de yapan sahtekar ve iki yüzlü birisi. Abbaszade HN41, senden bahsediyorum.
Gelecekten umudum bu. Gelecekten umudum bu gibi kişilerin bu kadar güzel bir forumda bulunmaması ve forumun eski ve güzel, herkesin kendi başına gelen olayları veya kurgulamak istediği farklı efsaneleri buraya yazması. Size de tavsiyem, eğer dediklerimi anlamış ve bu kişinin aslında nasıl birisi olduğunu fark etmişseniz, bu kişinin creepypastalarından uzak durmanız. Şahsen ben de bu durumu fark ettikten sonra Abbaszade tarafından yazılmış herhangi bir yazı hakkında bundan sonra içerik yapmayacağım. Size de tavsiyem, artık forumda efsaneleri araştırırken ve bana şunu bunu çek demeden önce kimin tarafından yazıldığını kontrol etmeniz. Eğer Abbaszade tarafından yazılmışsa ben bu efsaneyi bu noktadan sonra yapmayacağım. Hem yeteneksizsin Abbaszade, hem ikiyüzlüsün, hem sahtekarsın. Boralo'ya saldırıyorsun. Bakın, Boralo'yu sevmeyebilirsiniz. Aranızdan biliyorum, bazıları sevmiyor. Bazıları laf ediyor çoğu zaman işte. Boralo kitlesi vesaire falan filan, böyle laflar edebilirsiniz, tamam mı? Ben hiçbir şey demiyorum buna, gerçekten. Sevmeyebilirsiniz bu kişiyi. Fakat bu Abbaszade denen kişi yüksek, yani böyle insanlara hitap eden birisi. Mesela bir YouTube kanalı varmış gibi düşünün. Yani bir kitlesi var Abbaszade'nin. Ve bu kitlesinin önünde Boralo'ya hakaret ediyor. Boralo'nun izleyicilerine hakaret ediyor. Ve en kötü tarafı ise Boralo'nun yaptığı içeriği, nasıl diyeyim, kendi menfaati için kullanıyor. Nihiş çıkartıyor Codman sunucusunu. O çıkartıyor Codman sunucusunu. Şu evrende, şu evrende, şu evrende. Evrenler bile zaten birbirine çok benziyor. Anladınız mı yani? Bu kişi açık bir şekilde prim kasıyor. Teşekkür ediyorum dostlarım. Dediğim gibi dikkat edin bundan sonra creepypastaları okurken. Teşekkürler. Hoşça kalın diyorum bir sonraki videoya kadar.